Herkese merhabalar. Rolex efsanevi modeli Submariner'ın yeni versiyonunu kısa bir süre önce saat severlerin beğenisine sundu ve o günden beri de sektörün en çok konuşulan detayı bu oldu. Biz de saatleri ele geçirir geçirmez Burak'la beraber kamera karşısına geçip bu yenilikleri değerlendirmek istedik. Evet Burak, gezegende Rolex'le ilgili muhtemelen en çok, en detaylı, en doğru bilgileri bize aktarabilecek birkaç kişiden biri olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ve bugün gerçekten saat dünyasının en önemli, belki de en çok konuşulan, en ikonik, en efsane modellerinden biri olan Submariner'ın seneler sonra, ki bu detayları senden alacağız, seneler sonra bir yeni versiyonuyla tanıştık. Bununla ilgili öncelikle senin genel fikrini alayım. Yani bu doğru bir hamle miydi? Ne kadar zamandır bekliyorduk bunu? Neler düşünüyorsun? Şimdi öncelikle ben bu işin doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu yeniliklerin. Ben kendim şöyle söyleyeyim. Yani yaş ve saat meraklısı olarak geçen yıllar özelinde bakıldığında masada bulunan 3 saatin de sıfır olarak bayilerden satıldığı dönemleri gördüm. Evet, bu arada pardon, masada duran saatler yani yeşil detayların kullanıldığı 3 versiyon, 3 nesil saati de buraya koyabilme şansına sahibiz. Aynen bu öyle, arada. İşte Kermit lakabıyla 5 haneli referansı olan kaçtı bu? 16.610 LV ve ondan sonra ne var elimizde? 116.610 LV. Evet, Hulk lakaplı saatimiz ve bunun lakabı henüz belli olmadı. Sermit diyorlar, Starbucks diyorlar. İsteyen var. Evet. Zaman içinde oturacak diye düşünüyorum. Evet. Ben yapılan yenilikleri doğru buldum. Birazdan detaylarını zaten seninle konuşacağız. Saat meraklısı Rolex Submariner'ı çok seven, markanın özelinde değil sadece model özelinde çok beğendiğim bir saat olduğu için ilgilendiğim bir modeldir Submariner. Pek çok versiyonunu kullanma fırsatı yakaladım. Seninle de uzun zamandır tanışıyoruz. Evet. Sen de pek çok saate şahit olmuştun zaten. Ben bir tanesini almıştım sen. Bir tanesini almıştın, aynen öyle. Dolayısıyla ben yapılan yenilikleri çok yerinde buldum. Çok iyi buldum. Bazı hoşuma gitmeyen detaylar vardı. Orta nesil diyelim. Yani 116.610 kodlu kasanın fazla kare ve fazla büyük olduğunu düşünüyordum. Açıkçası altın orandan uzaklaştığını düşünüyordum. Birkaç defa almış olmama rağmen de sırf bu tasarımla alakalı altın orandan uzaklaşmış olması beni saatten uzaklaştırdı ve onları elimden çıkarttım. Şimdi o zaman kasa detaylarıyla başlayalım. Aslında şöyle bir şey oldu, yani bu yayınlanmadan, 1 Eylül'e yayınlanmadan birkaç gün önce aslında bir katalogdan fotoğraflar falan filan şeyde görünmeye başladı. Bir leak oldu. Ve burada da en çok dikkat çeken detay efsanevi Submariner'ın, senelerdir 40 milim olarak bildiğimiz Submariner'ın 41 milim diye karşımıza çıkması. Yani insanlar o detayı, bu detayı falan unuttu. 40'tan 41'e geçmesini yorumlamaya başladı. Burada tabii çok saat severin de bilmediği özel detaylar var. Biz bunları yani ilk ağızdan öğrendik. Neler düşünüyorsun? Öncelikle kasanın boyutu hakkındaki bilgin ve yorumun nelerdir? Şöyle söyleyeyim, yani kasa evet sonuçta 40 milimetreden tekrar 40 milimetre ve sonrasında 41 milimetreye evolve oldu diyelim. Evrim geçirdi bu şekilde. İşin ilginç kısmı aslında tabii bu da dediğim gibi kesin bir bilgi. O kasa 40 değil, 40.7. Normal koşullarda 116.610. Ve yeni çıkan, yeni nesil 41'de 41.2 milimetre. Eğer sadece milimetrik detaylardan bahsedeceksek doğru aslında rakamlar bunlar. Aslında yarım milimlik yarım bir fark var. Yani normalde milimetre. Bunu ilk ölçtüğünüzde 40'tan 41'e çıkmış diye bir şey söz konusu değil yani. Değil, aynen öyle. Burada esas ele alınması gereken konu saatin nasıl durduğuyla alakalı. Çünkü 116.610, 16.610'dan 116.610'a geçtikten sonra lug dediğimiz boynuz kısımları kare bir forma bürünmüştü. Evet. Kare forma bürünmesinden dolayı saat olduğundan çok daha büyük gözükmeye başladı. Bu benim gibi eski nesil modellerden hoşlanan bir kullanıcıyı rahatsız edecek detaylardan biriydi bence. Ve benim de bu modelden soğumama neden olmuştu. Fakat yeni 41 mm'lik Submariner 40 milimetrelik bir eski versiyonun yanına konduğunda sanki ondan daha küçükmüş gibi duruyor. Aynen öyle. Ben de evet aynısını hissettim. En büyük nedenlerinden biri, daha doğrusu en büyük iki nedeni, bir crown guard dediğimiz koruma kolunu çevreleyen koruma parçalarının çıkıntılarının daha dar ve daha kısa tasarlanması
Diğeri de en büyük özellik lug dediğimiz boynuz kısmının kasaya doğru, yani bileziğin kasaya bağlandığı yere, boşluğa doğru daha yumuşak bir geçiş yapması. Yani aşağı doğru dikinmemesi, yumuşak bir şekilde yavaş yavaş oraya doğru daralması. Bu saati 41 mm olmasına rağmen 40 mm'lik bir önceki versiyondan daha kompakt ve oransal olarak proporsiyonel açıdan daha başarılı bir saat yapıyor. Evet. Tabii zaten hani bu tamam bir daire şeklinde ama yani kolumuzda gördüğümüz zaman bunu luglarıyla beraber görüyoruz. Yani bu kesinlikle. Böyle kare bir form olduğu zaman 40-41 falan fark etmiyor. Çok daha büyük görünüyor. Tabii lug aralığından bahsediyor. Luglardan bahsederken bence saatteki en önemli gelişmelerden biri de aslına bakarsan bilezik ve klipsi. Şekil olarak bir değişiklik yok ama orada da boyutlarda bir fark var diye biliyoruz. Şimdi şöyle, kasa 41 milimetreye büyüyüp oranlarında artı yönde bir değişiklik olduğunda 20 metre olan boynuz açıklığı, yani bileziğin lugların arasına girdiği yerdeki açıklık 21 milimetreye çıkartılmış yeni modelde. Bu sayede daha maskülen, daha güçlü bir görüntü elde edilmiş. Üstelik de saatin proporsiyonunu daha uygun bir boyut daha kazandırmış. Daha böyle bir yekpare, yani şey, bilezik saatin kasasının devamı. Daha entegre bir görüntü elde edilmiş. Tabii sonuç itibariyle Oyster bileziğin en büyük özelliklerinden bir tanesi klipse doğru daralması, taper dediğimiz. Klipsteki de yaklaşık 1 milimetrelik daha genişleme gibi bir şey söz konusu. Yani 20-21 olunca klipse doğru da bu 1 milimetrelik fark korunmuş. Dolayısıyla bileziğe aslında yepyeni bir bilezik diyebiliriz. Ama sadece boyutsal olarak, işlevsel olarak değil. Yani eskiden kalma yedek baklaları falan tavan arasında kaldı. Yani komple bunda bilezik ve klips olarak yepyeni bir saat yepyeni karşımızda. Bir, bilezik, evet. Bir de tabii ne diyelim, kozmetik değişiklikler var. Evet. Bezeli var, camındaki AR, o loop'taki AR kaplaması var. Bezelli kadranın proporsiyonu var. Yani bunları ben baktığımda birebir milimetrik olarak hani açıklayabilir durumda değilim. Tabii. Ama bariz görüntüde daha bir netlik, daha bir hani görüntüde saate baktığın zaman seni etkileyen bir hal var. Orada hani senin dikkatini çeken detaylar ne? Şöyle söyleyeyim. Ben özellikle kasanın şu anki formundan o kadar memnunum ki saatin diğer değişiklik olarak atfedebileceğimiz detaylarını bence bu durum gölgede bırakıyor. Ama bunun dışında bezelin üzerine işlenmiş olan fontlar böyle bold bir hal almış. Bunun o da bezel bir parça daha genişletmiş diye. Yani evet, ne kadar genişledi bilmiyorum ama belki yarım milim, belki ondan bile az ama tabii öyle. Bu kadar dar bir alanda en ufak bir genişleme bile sana çok daha farklı bir görüntü sunuyor. Yani. Daha böyle fontların sanki boyu büyümemiş fakat size'ı büyümemiş ama bold olmuş gibi gözüküyor. Bu da gerçekten bence güzel bir detay. Bunun dışında kozmetik farklar diyecek olursak tabii burada kadranda en çok dikkat çeken mevzu yelkovanın birazcık uzamış olması. Uzamış olması, evet. O da çok önemli bir detay. Evet. Evet, daha okunabilirlik açısından minute marker dediğimiz dakika skalasına daha yakın geçiyor. Bence daha güzel olmuş. Swiss Made yazısının ortasında Rolex'in ünlü tacı Coronet dediğimiz o detay eklenmiş. O da yeni kalibreyi bir şekilde anlatabilmek için yapılmış bir detay diye düşünüyorum. Kesinlikle yeni kalibreyi temsil ediyor. Yani ben açıkçası oransal ve kozmetik değişikliklerden memnun kaldım. Peki bu 5 haneli referanstan 116-610'a geçiş ne zaman olmuştu? Hangi yılda olmuştu? 2007. Yani bu geçişle bugünkü geçiş arasında nasıl bir kıyaslama yapabilirsin? Şöyle söyleyeyim. 5 rakamdan, yani 16.610'dan 116.610'a geçiş benim için bir devrimdi. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir defa burada çok fazla detay var. Super case dediğimiz geniş luglara sahip olan kasa geldi. Bu Rolex'in o yıllara kadar gördüğü en majör değişikliklerden biriydi. Yine aynı şekilde ilk başta 16.610 lünet verdi. Yani Kermit modelinde gördüğümüz Maxi Dial dediğimiz markörleri büyütülmüş ve kolları kalınlaştırılmış kadran yine 6 rakamlarla beraber standart oldu Submariner ailesinde. Bu da çok önemliydi. Alüminyum, seramik bezel. Tabii alüminyum üzerine serigrafiyle yapılan bezel yerini sıcakken şekillendirilen serakroma bıraktı ki içindeki kadranda bezelin üzerine yazan sembollerin içi çelik modellerde rodyumla, altın olanlarda altınla dolduruldu ki eski modellerde solan, çizilen, yamulan bir parçaydı. Artık burada çok ciddi bir solma görüyoruz, yani 10 senenin üzerinde
elinde sıfır alınmış ve kullanılmış bir saatte resmen artık turuncuya doğru dönmüş bir renk ki bu da tabii bir özellik aslında. Kesinlikle. Yani saat severleri çok mutlu eden. Vintage Rolex hayranları için müthiş bir detay tabii. Bunun dışında Glide Lock Clasp dediğimiz içeriden ayarlanabilen bilezik klipsi tam bir şey mühendislik harikasıydı. Bakların içi doldu. Daha solid, daha sıkı ve net bir tok bir bilezik elde edildi. Dolayısıyla ben bunu bir devrim olarak düşünüyorum. Bunun dışında 116X olarak devam eden modelden yeni çıkan 126'ya geçiş ise biraz daha yani evrim denebilir. Evet. Yani update de denebilir. Dokunmuşlar biraz. Güncelleme yani arabaların denebilir. Bu 3 senedeki kasa değişimi olmuş. Evet aynen makyaj olmuş, gibi. Bu arada tabii ben bunu makyaj gibi diyorum ama bunu objektif bir gözle söylemem gerekirse basit bir makyaj diyorum. Sübjektif olarak kendi yorumumu sorarsan bence çok güzel bir iş oldu. Yani ben olayı minimal olarak değil gerçekten majör bir değişiklik olarak adlandırmayı tercih ederim kendi adıma öyle söyleyeyim. Bu arada tabii kalibreyi pek konuşmadık ama kalibre de yani Rolex'in hali hazırda elinde olan bir kalibreydi. Evet. Fakat özellikle bizim gibi çok fazla saati olup bir saati böyle uzun süre kullanamayanlar için 70 saatlik Power Reserve kesinlikle. Çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Onun ötesinde ben bir şey daha öğrendim. Bu saatlerin tepesi işte genelde iki kademelidir bilirsin. Çekersin, kurarsın ya da tarih, saat ayarı yaparsın. Burada da aslında bu kalibrenin içinde kullanılan sistem bu Skydiver'daki bezel üzerinden döndürülen kalibrenin benzeri olduğu için yani geleneksel bir tepe çekme sistemi de yok. Bu tabii kullanıcıyı birebir çok ilgilendiren bir detay olmasa da yine de o makyajın aslında çok basit bir makyaj değil de çok yani detaylı bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Aynen öyle ki zaten Rolex perde arkasında diyeyim bu tür değişiklikleri sürekli olarak mekanizma grubunu uygulayan bir firma. Yani teknolojik açıdan üstün ve uzun süre kullanılabilir sağlam saatler üretmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Mesela biz 16.610 lunet verdiği elimize alıp baktığımızda bunun içindeki mekanizmanın 31-35 olduğunu biliyoruz. Evet. Ama 31-35 kendi içinde birkaç defa revizyon geçirdi. Evet, evet. Ki bunlardan en önemlisi parakrom dediğimiz ısı ve manyetik ortamlardan etkilenmeyen zemberekti mavi rengiyle. Senin Pepsi GMT'inde de aynı zemberek var hatta. O tabii 31.85, 31.86 aynen. Onda da aynı değişiklik var ama ufak tefek farkları var. Yani. Ama bunu farklarını... o klasik mavi renginden farklılığını anlayabilecek. Kesinlikle mesela o 31-35 üretimden kalkmadan önce modern kalibrelerin parakrom zemberine de sahip olmuş. Bunun içinde hangisi var bilmiyorum şu an. Çünkü üretim yılı hakkında fikrim yok. Gerçi inner rehaut dediğimiz içindeki iç bezelindeki işlemler olduğuna göre muhtemelen yenidir. Mavili, evet. Bir de şimdi sektörde bu değişikliklerin biraz böyle hafif, light, işte daha farklı bir şey bekliyorduk falan diyenler var. Ona yorum. Gerçi bununla ilgili kendi fikrini söyledin ama yani bu yorumlara, yorumlar hakkındaki düşüncen ne? Şöyle söyleyeyim. Yani dediğim objektif ve sübjektif olarak ayırmak gerekirse fikirlerim budur. Tekrar objektiflik üzerinden anlatmaya çalışayım. Rolex Submariner diğer Rolex modellerinde olduğu gibi drastik değişiklikler içermeden yoluna devam eden bir model ailesi. Öyle olması gerekiyor zaten. Zaten yani öyle çok değiştiği gerekiyor. Zaman bir anlamı kalmayacak. Kesinlikle. Yani 1953'ten beri üretilen o yıllardaki çizgisine olabildiğince sadık kalmış ve yapılan değişikliklerin kozmetik değil mekanik gerekliliklerden ya da iyileştirmelerden dolayı ortaya çıktığı bir model ailesi. Bir tool watch. Konsept olarak bu şekilde ilerliyor. Porsche 911 ile eşleştirebiliriz. O şekilde konuşabiliriz. Dolayısıyla zaten müthiş değişiklikler olmaması gerekir. Evet. Bence. Ayrıca messing with perfection diye bir deyim var İngilizce'de. Kusursuz olanla uğraşmak demek. Evet. Yani kusursuz bir şey yakaladıysanız bunu uğraştığınızda bozma riskiniz artıyor. Evet. Çok dolayısıyla dokunmamakta çok dokunmamakta var. Fayda var. Yani ben olayın teknik kısmından bahsetmiyorum ama kozmetik olarak özellikle son 50 senesini minör değişikliklerle geçirmiş bir endüstriyel ürüne bence çok fazla müdahale etmemek lazım. Rolex burada son derece dengeli bir dokunuş yapmış ve iyi bir iş becermiş gibi gözüküyor. Bu arada biz bu değişiklikleri beklerken tabii kendi aramızda Horobox ekibi olarak bir fikir yürütüyorduk şu olur bu olur diye. Bizim editörlerimizden Doruk Çelebi bu yeni çıkan işte adını daha koyamadığımız saatin tam tersini bekliyordu. Evet. Yani yeşil kadranın devam edip siyah bezelle tamamlanabileceğini düşünüyordu. Ama böyle düşünüyordu ama olmadı. Sen bu saatte kozmetik olarak bir şeye dokunsaydın bir değişiklik yapar mıydın?
Ben açıkçası yapmazdım. Yani yeşil bezel mevzusu Rolex Submariner'de bir şekilde oturmuş bir kavram, hı-hı, oturmuş bir konsept. Evet, farklı renkler kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Smurf denen bir model, evet, var mesela, beyaz altın gibi. Aksi nasıl olurdu bilemiyorum. Bunu aslında tabii eminim onun da çok severin çıkardı. Ama ben şahsen bu kompozisyonu, bu konfigürasyonu bozmak istemem. Ben olanla gayet mutluyum, bu şekilde kullanılır. Evet, peki belki yeşil bezelli olana değil de komple siyah olana ya da no date olana, tarih penceresi olmayana, bu geçen sefer Sea Dweller'da yaptıkları gibi bir hani red sub, submariner'a kırmızı yazmak falan bir fark yaratır mı? Yani yaratırdı. Yaratır, bence güzel bir dokunuş olurdu. Sea Dweller 43 üzerindeki... Bu da benim fikrimdi önceden ama maalesef yakalayamadık. Evet, yani sen şey yapmıştın, söylemiştin. Ben o detayı beğenmiştim. Red sub ya da double red Sea Dweller. Vintage Rolex severler arasında böyle Holy Grail dediğimiz, evet, hayallerini kurduğumuz saatler içinde, ki zaten fiyatları da hayal kısmına, evet, yaklaşmaya başladı gerçekten. Bence güzel bir dokunuş olurdu. Ama şöyle söyleyeyim, şimdi Rolex'in geçmişten gelen bu tür detayları istediği zaman kullanabilme gibi bir lüksü var. Elini ama tutuyor. Bütün kartlarını aynı anda oynamıyor. Özel bir işim. Her sene bir şeyler yapması gerekiyor. Her sene bir şeyler yapması gerekiyor. Yani zaten yaptığı en ufak bir font değişikliği bile ondan sonra her şeyi değiştiriyor. Yani en basitinden 16610 lunet Verde'nin prototipiyle beraber 7 tane versiyonu var. Değil mi? Flat 4'lar, onlar bunlar. Flat 4 var, yani. Kissing 4 var. Rolex'in ortadaki O harfi küçük mü, büyük mü, işte feet ve metrenin arası açık mı, değil mi? O kadar çok detay var ki. Yani. Ve bunların hepsi kendi içinde kullanıcısına saatiyle olan ekstra bir bağlantı sunuyor. Yani, fark şimdi yaratıyor sana yani. İnsanın elinde böyle bir aset olunca bir firmanın, o da tabii ki bunu yeri geldiği zaman kullanmak ister. Zaman kullanıyorlar. Peki Burak, teşekkür ediyorum ama gitmeden önce bu yeşil detayın kullanıldığı 3 farklı nesil Submariner önünde duruyor. Evet. Bir tanesini alıyorsun. Şey olarak gerçekten değil yani, sadece arkadaşlarla ben paylaşmak için. Ben de tam sevinmeye başlamıştım. Hayır, öyle bir şey değil. Hangisini alır gidersin? Fiyatına, ona buna hiçbir şeye bakmadan hepsi sıfır gözünün önünde duruyor. 3 farklı nesil saat. Hangisini alır gidersin? Şöyle söyleyeyim, net bir şekilde en yeni olan versiyonu alır giderim. Evet. Yani normal koşullarda Kermit'i, klasik Kermit'i 16610 lunet Verde'yi tercih ederdim. Fakat yeni nesil Submariner'ın kasası bence bir önceki nesildeki flow denebilecek hataların ya da gözüme takılan her şeyin ortadan kaldırılmış, rafine edilmiş bir versiyonu. Ben, evet, memnunum ve geçmişe bakmadan bununla tabii devam böyle ediyorum. Yani gönül ister ki hepsine sahip olmak. Tabii, o da güzel ama bir tanesini olabilir. Seçeceksek ben de seninle aynı fikirdeyim. Kesinlikle. En yenisi ne olur giderdim. Aynen ama, evet, yeşilini değil. Kendi adıma. Muhtemelen siyah, hatta tarih fonksiyonu olmayanını alırdım. Evet. Çok daha benim için, evet, bana bunların daha uygun olur. Bütün modelleri şey yaptık, fotoğraflarını, videolarını çektik. Bu videoya, hı-hı, da ekleyeceğiz. Tamamını horobox.com'da görebilirsiniz. En ince detaylarıyla, evet, Emre Şişman'ın fotoğraflarıyla. Çok teşekkür ediyorum Burak. Bundan sonra bakalım nasıl zevkli yenilikler gelecek. Onları da Horobox'ta işlemeye devam edeceğiz. Tabii yani model ailesi bence uzun bir süre majör bir değişiklik geçirmez. Çok zor. Ama minör değişikliklerle de her sene karşılaşırız diye ümit ediyorum. Evet, bakalım. Beklentim yakın zamanda olur, göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.